Merhaba, partidolabı.com, ben Ersen. Bugün size şeffaf bir balonun içerisinde başka bir balon nasıl konulur onu aktaracağız. Öncelikle bugünkü testimizde helyumla biz yani bunun uçan balon halini göstereceğiz. Ama aynı sistemi normal pompalarımızda da yapabilirsiniz. Sadece uçmamış olur ama yine içine yerleştirmiş olursunuz. Şeffaf balonlarımız burada. Balonumuzu aldık bu şekilde. İçerisinde dört parmağınızla yer açabilirsiniz. İçine atmak istediğiniz balonu bu şekilde öncelikle yerleştiriyorsunuz. Şeffaf balonumuz ve pembe balonumuzu önce bu şekilde hazır etmeniz lazım. Yeni yapacaklar için tavsiyemiz, öncelikle bu şeffaf balonun ağzına içine balonu sokmakta zorlanabilirsiniz diye 3 veya 4 parmağınızla aralamanız daha kolay yapacaktır bunu. Ardından balonu yerleştirdiğinizde bu ucun, yani içindeki balonun ucunun içine kaçmaması gerekiyor. Burası önemli bir detay. Helyum basacağız bugün. Önce içerisine atmak istediğiniz balona helyumu basıyorsunuz. İstediğiniz boyuta geldikten sonra, bu boyutta olmasını istediğinizi varsayıyorum. Pembe balonu kendi içinde bağlamanız lazım. Ancak bunu bağlarken şeffaf balondan uzak tutmanız lazım. Bu şekilde bağladınız. Şeffaf balondan ayrı şekilde. Bu düğümü atarken pembenin şeffaf balonun üstüne çıkmaması lazım. Bu şekilde bağladınız. Pembe balonumuz yani içindeki balonumuz hazır. Ardından yan kısımda yer alan hava boşluğuna, yani pembe balonun dışına ancak şeffaf balonun içine yerleştirmeniz lazım. Buradaki helyum basma olayını çok hızlı yapmamanız lazım. Çünkü hızlı yaparsanız dar bir yerden geçmeye çalıştığı için patlar. O yüzden daha hafif bu şekilde yapmanız lazım. Yaptığınız zaman balon içinde olmuş olacak. Gerekli 12 inç seviyesine geldiğinde durmanız lazım. Eğer balonları birkaç tane yapacak ve içinde serbest halde balonlar hareket etsin istiyorsanız, az önce göstermiş olduğum iç balonu önce kendi içinde bağlamanız lazım. Ancak bir balon yapacaksanız ve bu bir balonu şeffaf balonla birlikte bitişik dursun ve hareket etmesin istiyor olsaydınız, o zaman birlikte bağlayacaktınız. Bu şekilde yaptık. Balonumuz ağızdan çıkmış oldu bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra yine isterseniz yer kalırsa biraz daha basabilirsiniz. Genelde 3-4 balon yapılabiliyor veya balonun boyutuna göre değişiyor. Bunu yaptıktan sonra balonumuzu standart yöntemlerle bağlayabilirsiniz. Bu şekilde bizim daha hızlı yöntemlerimiz oluyor parmağımız alıştığı için. Ama teknik olarak önce balonu kendi içinde bağlayıp ardından ipini bağlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladık. Balonumuz, şeffaf balon ve içinde başka renkli balonumuz hazır. Şeffaf balonlar zamanla üzerlerine hafif hafif gözükmeyen tozlar bindiği için partiye en yakın saatte yapılmalı. Bu çok önemli bir detay. Partinizden önce 8-10 saat önce yaparsanız aslında yine uçar. Ancak şeffaf balonlar şeffaflığını kaybetmeye başladığı için partiden yarım saat önce, bir saat önce yapmanızı öneriyoruz. Balonumuz bu şekilde hazır.